من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Şimdi şöyle döneceğime bana şöyle bir fırsatı verir mi? Önüme koysam yok. Neyse kalsın. Sima'ya devam ediyoruz. Sima'ya. Ben Sima'dan birkaç tane önerme yapayım. Sima, yüze giydirilen libastır. Sima'daki ruhun kesinliğidir. Kişi sözel olarak yalan söyleyebilir ama sima olarak yalan söyleyemez. Simalardaki mahremin karabiyeti kesin. Şimdi mesela mahreminiz, yani bacınız, ananız, binlerce kişinin içinde olsun siması, onu tanırsınız. Ona karşı değişik bir duygu olmaz. Kafasının dışında herhangi bir uzvu diğer insanlarla sergilensin, ayırt edemezsiniz. Bu da ettir, bu da ettir. Demek ki simada mahremin karabiyeti kadar başka, bak mahremiyeti de taşıyor sima. Hayalin içerisindeki fikir, his ve duygular kadar kesin simadaki ruh. Hayal. Hayal hayal olsaydı kurduğunuz şeyle etkilenmezdiniz. Kurduğunuz şeyle etkilenmiyor musunuz? Mesela bir cinsellik olur, bir gadap olur, bu kuranın kapanıyor, nasıl tutuyor falan. Hayale, hayalin içerisindeki resim hayal değil. Hayalin içerisindeki kişi hayal değil. Çünkü düşünce olarak hayal diyoruz ama hayal onu İçinde vücut haricisi var ki aynı bedende yansıtıyor, görmüşüm gibi. Yani burada karşında nasıl o adam, o kadın? İşte simalardaki mahremin karabeti ne kadar kesin? Sima. Hayalin içerisindeki fikir ve his ve duygular kadar kesin. Yani simada da ruhu kadar kesin demek istiyorum. Nasıl ki hayal edince hayal ile beraber ortaya çıkanlar nasıl onunla beraber onsuz olamazlar gibi. Yani hayalde ortaya çıkanlar onsuz olabilir mi? Aynı varmış gibi şeyler oluyor. Başka? Bu çok önemli bir şey söyleyeceğim. Melekutsuz mülk olmaz. Yani susuz buz olmadığı gibi. Simanın arkasında da ruh, ruhsuz sima da olmaz. Simanın arkasında ruh, ruhun arkasında Allah vardır. Ahiret değil. Ahiret daha yakın, buralardadır. Ahiret, ruhtan daha keşfetmek, ihata etmek kolaydır. Ahiret kolaydır, ruh zordur. Kullu ruhu min emri Rabbi. Ahiret hakkında denmemiş. Yani ruhu aralamak zordur. Haşrı aralamak, ahireti aralamak kolaydır. Burada zor işleniyor. Ahiret hepten yakın. Peki, şimdi düşünün. Mülk var, melekut yok. Yani buz var, su yok. Odur yani. Buza mülk denilir, suya melekut denilir. Dün, yoktunuz hepiniz. Yaktı kağıdı. Dumansız, nursuz, ateşsiz odun veya kağıt düşünebilir misiniz? Yok. Şimdi melekutsuz mülk yoktur. Yani batınsız dışa vuruş yoktur. Eşyasız gölge olmaz. Güneşsiz ışık olmaz. Olmadığı gibi ruhsuz sima da yoktur. Allahsız ruh da yoktur.
ruh simaya sirayet etmiş. Peki ruh nerededir? Hemen hepimizin aklına şöyle geliyor. Ruh içimizdedir. Böbrekte mi? Karaciğerde mi? İşte iç derken nereyi kastediyorsun? İç deyince nereyi kastediyorsun Osman? İç, içimizdedir diyoruz. Bütün vücudunu da anlamadım. Evet, yani ruh nerededir cesedi? Ha? Her tarafında. Her tarafında. İçi, dişi, altı, üstü yoktur. Beden nedir? Ruhtaki, bak beden nedir bak. Beden, ruhtaki zihayatın, dışarıcı. Ve zihayatın his, heves, heva, tabiat, asap, damarın donmuş halidir beden. Ruhun bu sıfatı yani. Buna manevi nefse mal ediyoruz. Bak, tencereyi getirdik. Koy oraya. His, heves, heva, tabiat, damar, asap. Değil mi? Koy. Karıştır, 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 karıştır. Buzdolabına götür, dondur onu. Manevi nefse malidir. Bu, burayı oluşturuyor. Peki, bu nefis denilen şey, ruhun dışa vuruşun vuruşudur. Ruhta dört özellik vardı. Zihayattır, zişuurdur, kanunem, vurucu haricidir. Tamam. Ha, zihayattır. Ruh dışarı çıktı, zihayat. Hayatı da bir biraz da dışarıya. Yani enerji, esir, enerji, H2O, su, buz. Dışarıya çık, onu kastediyorum. Yani şimdi içeriye gireyim isterseniz, ters yapayım. Bu bedeni meydana getiren bu şey. İçeriye gir. Bedenden içeriye gir. Şu cesedi makineye koyalım. Meyvesini al, meyve suyu alıyorsun ya, meyve koyuyorsun. Suyunu alıyorsun. Cesedi makineye koyalım. Çıkacak su, his, heves, heva, tabiat, asap, damar, dene su çıkacak. Böyle bir molekül. Biraz da bunun özünü al. Koyduk mu makineye biraz da bunu, 6 tane. Çıkacak şey hayat. Hadi biraz da onun özünü alalım. His ve şuur çıkacak. Biraz da onun özünü al. Akıl cevheri çıkacak. Biraz daha özünü al, ruh çıkacak. Daha özünü alamazsın, bitti. Peki, o zaman bu bedenin içerisinde bu ruh var derken mekan değil yani. Evin kapının dışındayım, içeriye girdim, salona girdim. Yani cadde ile ev dışarıda, içeride, öyle değil bu içerisi. Su buzun içindedir, içerisindedir. Ya mekan mıdır? Yok. Su nerededir buzun? Altında, üstünde, sağında, sonunda. Nerededir biliyor musun? Nerede olduğunu anlaman için onu ortadan kaldıralım, bakalım nerede boşluk olacak. Demek ki oradaymış. Buzdan suyu al. Nerede boşluk oluyorsa demek ki su oradaymış. Buzdan suyu alalım. Ne olur Mesut? Ortada ne olur? Bir şey kalmaz. Ruh aldığın zaman nefiste ne bir şey kalmaz. Anladık mı burayı? Beden kalıyor peki, o nasıl oluyor? Beden değil ki, kalmıyor ki, beden kalmıyor. Beden kalıyor. Bedenden suyunu aldık ya, makineye koyduk. Abi kol kesildi, bacak kesildi, ruh tabii ki. Yani mesela, kolsuz adamın çocuğu oluyor, kolsuz olmuyor. Bak şimdi, buzdan suyu al. Ne oluyorsa, bedenden ruh al, öyle olur. Yani bazı şeyleri zihnimize tefekkür olarak oturması lazım. Ruh-beden ilişkisini anlamamız lazım. Bunun neresindeyim ben? Rüyadayken ruh nerede? Rüyadayken ruh her yerde imbisat ediyor. Bir çıkmam, gitme, girme yok. Eğer cesette bazılarının dediği gibi çıktıysa öldü o zaman ceset. Çünkü Allah'ın böyle bir kanun ilahisi var. Cesetten ruh çıktı mı peygamber dahi olsa geri dönüş yoktur. Öldü o. Cesetten çıkıyor diyor. Hayaliyum, hayaliyum. Hayal kuruyor adam. İzah edemiyorum. Cevabını bilmiyorum. Risale-i okumadım demiyor da. Yani cesetten diyor rüya anında diyor ruh gidiyor. Ceset ne olur? Tekrar giriyor.
Eğer ruh gitmişse öldü bu adam. Ölüp ölüp diriliyor. Peygamber bile ruh çıktı mı bitti kardeş. Bir daha geri dönüşü yok. Ne yapıyor? Hem ruhta buradadır hem orada. Bir yere gitti yok rüyada. İnsan kainatın ruznamesi, hulasası, haritası, takvimi, çekirdeği. Her şey değil mi? Her şey burada arkadaş. Bir yere gitti yok. Her şey burada. Ben diyor sizinle görüşmek istediğim zaman hayalime sizi misafir ederim diyor. Tatlı tatlı sohbetler yaparım diyor zaten. Hayal değil ki. Ben diyor dua yaptım arkamda diyor amin duydum. Hafız Ali, Hafız Ali yani burada mı? Baktım ki yok. Ama sesini duydum diyor. Bunlar arkadaşlar avama göre keramettir. Biraz terakki edenlere göre gayet normal realitedir. Çünkü kimden bahsediyorsan böyle duada ilk önce tesirli dua etmek istiyorsan hayal et. Onu düşün. Sonra aklet. Sonra izan et. İltizam et. Yani o mertebeleri geç. O dimağın yedi mertebesini ne kadar o adamı geçirirsen dua edersin. Sonra şak diye çakar. Olmayacak dua yoktur. Kesin. İlk önce hayal et onu. Sonra tasavvur et. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Peki. Ruhu simaya sirayet etmiş kişinin ruhu simaya sirayet etmiş. Buna çok önemli bir örnek vereceğim, şaşıracaksınız. Sirayet o kadar acayip bir kanun ki ödü patlıyor adamın. Misvakladınız dişinizi, gusül abdestini aldınız, iyice temizlendiniz, tamam? Sarığını taktınız, en zirve yapıyorum. Her şeyden, bütün nekaisten, bütün eksiklikten müberra olarak camiye gittiniz, namaz kılıyorsunuz. Bir eksiklik var mı? Yok. Eğer o camide bir bidahili varsa sevabınız olmuyor. Size ne yaptı öyle? Sizin bir suçunuz yok. Abdestiniz tamam. Efendim guslunuz tamam, temizli. Niye namazınızın İmam-ı Rabbani'ye göre namaz olmuyormuş? Nerede söylüyor bunu? Bunu nerede Risale'de söylüyor? Bir bida olan yerlere gitmeyiniz. Kastamonu 247'de. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki bida olan yerlere girmeyiniz, namazınız battal, yani olmaz. Yani ustad onu tevil ederek diyor ki İmam-ı Rabbani Hazretleri namazınız olmaz manasında şunu kastetmiştir diyor. Sebabı olmaz demektir diyor. Merhamet ediyorsun. Asıl dehşet olduğunda namaz olmaz değil. Ama namazın yağ tuzu olmaz. Sebabı olmaz. Peki ne anlatmaya çalışıyorum? Sirayet o kadar acayip bir kanun ki caminin bir köşesinde bir dahilinin bidatı sana sirayet ediyor. Sirayet anladık mı? Sirayet ne kadar acayip bir şey. Biz ona niye edemiyoruz? Biz ona niye edemiyoruz? Yani onunki bize... Çünkü hak ile batıl bir araya gelince batıl tahrip olduğundan galip oluyor. Fikrimizin, hayalimizin menfiyete kayması da yine o. Oradan yani şeydir. Tahrip kolaydır. Batıl az güçle çok iş yapabiliyor. Batıl çünkü ademi bir vücuttur da ondan hariç şu. Hak ve batıl olduğu zaman mesela beyazla siyah. Aynı oranda karıştırın. Hatta belki de beyaz fazla olsun. Beyaz renk, boya, yağlı boya bir de siyah. Ne kadar az dahi olsa siyah beyazı bozar. Veya tahripten örnek vereyim. Bir kamyon elma sağlam, bir tane çürük elma. Bir kamyon sağlam elma çürüğü düzeltemez. Ama bir tane çürük hepsini bozar. Tahrip kolaydır. Sirayet çok önemli diye örnek verdim fıkıhtan. Ne acayip bir şey ya. Sirayet. Arkadaşlar onu... peki ne karım olacak? Bir, artık ben televizyonların, internetlerin, videoların karşısına oturduğum zaman, şöyle oturduğum zaman... Hasan kardeş şeyde derste demişti hakikaten ya 220-247 Kastamonu'da sirayet olan camide bidat, Allah Allah, adam bir köşede namaz kılıyor, benim namazımın sebebini iptal ediyor vesaire, sigara içmediğim halde sigara içen yanında oturursa vesaire, Osmanlı işte gitti camiye taşlara kendi ruhunu sirayet etti vesaire, ondan sonra eşyaya kişi giydi onu kokuyla köpek tanır, kişi tanır, anne tanır. Ha, diyeceksin ki bundan sonra televizyon, internet karşısına konulacak sirayet eder. Bir, kapat şunu.
Veya misafirliğe gittiğin zaman, şuna buna gittiğin zaman akrebi talukat hemen şey yapar. Sirayet eder, dikkat edin. Fakat şunu söyleyeyim size. Bu dersin şu şey hikâri var. Sirayet dikkat, sirayet dikkat, sirayet dikkat dediğin anda, o anda bildiğin anda şak diye blok ediyor, girmiyor. Ruhunu bozamıyor yalnız. Mesela diyelim ki gittin akrabana, hakikaten pisliğin tekaf edersin. Öyle akraban böyle İslam'a dil uzatıyor. Onun için pisliği. İslam'a, Kur'an'a böyle boya basın bile. Adamın ruhu bir her tarafa sirayet eder. Hemen hiç cevap vermeden şöyle düşüneceksin. Dikkat sirayet, dikkat sirayet. Yani bana sirayet eder. Ha. Dediğin anda sirayet etmiyor. Sana girmiyor. Camiye de geçerli değil mi abi? Evet. Yani sevabı arttırmıyor canım camide. Evet ama namazın namaz oluyor. Tanırsan gider gibi oldu. Tanırsan gider, tanımazsan gelir. Yani olumsuz sirayet etmiyor. Yoksa senin sevabının 27 katını evet. Şey yap. Evet yani şey yapıyor. Tahrip arkadaşlar bu adet ilahi tahrip kolay oluyor. Şimdi bu simaya eğer dersimizde bir önerme yapıyoruz. Bu sima 4. dersimiz galiba. Daha herhalde 3-4 tane de olacak. Sonra Allah nasip ederse 10-15 tane suret olacak. Bir 15 tane de kadar cismaniyet olacak. Eğer yaşarsak. Yani müjdeyi vereyim. Suretin kargasını bitirdim. Şimdi o hasına toplayacağım. Hasına topladıktan sonra size ne kadar yapayım diye hasını alacağım. Hepsini biliyorsunuz vermiyorum. Böylelikle Risale-i Nur bitmez arkadaş. Lugata bile bakmazdık değil mi? Şu sima dersi. Bugün 4. saat. 10 saat olacak. Suret hele. Aman yarabbi. Ya. Mesela. Sima neydi? Sima surete giydirilen libastır. Kişiyi seyredersiniz. Tak. Bu da ettir demiştik. Bu da et. Geçen hafta. Aynaya bakarsınız dedik lavaboya. Suretinizi gösterir. Fakat ayna sizin ruhun derinliklerini, hassasiyetlerinizi, duygularınızı gösteremez. Ama sima öyle bir ayna ki ruhunuzu gösteriyor. Hangisi daha parlak? Abi bir şey söyleyebilir miyim? Üç boyutlu gösteren televizyonlar var. Fakat o gözlüğü takmadan izleyemiyorsunuz onu. Evet. Şimdi simayı da yani gösteriyor ama... Ha! Sima gözlük gibi ruhu seyredersin. Tamam. Güzel oturdu. Aferin. Ha, bir gözlük varmış böyle. İyi biliyor. Yok, senin işe yaradığı için affettim seni. Şimdi o boyutu onda görüyorsun. Sima ile bakın şöyle ama bakmayın dedi. Size söyledim. Bakmayın lütfen. Dikkatli bakmayın. Hassasiyetiniz artar. Artık kusmaya başlarsınız yani. Dağıtın gözünüzü böyle. Tamam. Bu ders size de ikinci bir faydanın şu olacak. Günaha günah diye bakmayın demeyin. Hani o olacak size hassasiyet. Mesela bir açık saçık kadın geliyor. Ya günahtır bakmayın ya günahtır. Dayanamazsın. Ama şu dersten dayanırsın. Eğer o anda kadına, çıplak kadına baktığın anda onun cini, onun ruhaniyatı, onun psikoloji bozukluğu, onun depresyonu, panik ataklığı, çöp tenekesi kopyala yapıştır giriyor sana. Kesin ama. Çünkü haram olan bir şeyin bedensel, fiziksel bir karşılığı vardır. Ondan sonra bir hafta sonra, bir gün sonra veya o gün. Allah da öyle diyor. Benim için yüz çevirirsen diyor, ondan alacağın o menfi lezzetten daha fazla ben sana ruhani veririm diyor. Bu da gösteriyor ki bedensel bir karşılığı var. Unutmayın, her günahın bedende bir karşılığı var, yansıması var. 410 sözlerde söylüyor bunu. Diyor ki, hissiyati, insaniyi, ulviyi tahrip eder diyor. Kadının simasına, suretine bakmak, hissiyati, insaniyi, ulviyeyi tahrip eder. Kesinlikle tahrip eder. Günahtan bahsetmiyor oradan. Hissiyat-ı ulviyeyi, insaniyeyi tahrip eder. Tahrip ediyor. Kalkamıyorsun bu sefer. Açamıyorsun kitabı. Namazı poflar kılıyorsun. Yani senin ruhunda bir sorun yok. Seyrettiğin şey.
affetmiyor. Haram diye değil, mutlaka kopyala yapıştır olacak. Onun için bakma. Vallahi böyle, billahi böyle, tallahi böyle. Nasıl şey yapıyor? Hem okudum, hem de ilmi seviye yok bende bu. Burada tevazu yapmayacağım. Burada hissi seviyem var benim kısmen. Ona baktın ancak içeriye girince yaptığı tahribatı bende şuhut derecesindedir. Yaptığı tahribatı okuyamıyorum. Yapıyor, asabilik şey yapıyor. Dikkat etmeye çalışıyor. Abi bunu ehli küfür bildiği için mi o komiteleri... Tabii. Dedim ya Mustafa Kemal'le Bediüzzaman kadar, bu ikisi kadar tesettürü ne demek olduğunu bilen bir insan ben dünyada tanımıyorum. Tesettürü ne demek olduğunu, şairi ne demek olduğunu, İslami örf adetlerin, minarelerin, mezar taşların, İslami sembollerin ne demek olduğunu onun kadar, o ikisi kadar bilen yoktur. Onları insanlardaki hissiyatı canlı tutan şairdir. Mazi istikbali taşıyan şairdir. Mektup çekirdek gibidir. Mezar taşlarıdır. Minarelerdir, ezanlardır. Avrupa'da olanlar var aramızda. Abi şurada bur. Peki oradaki o kilise, tabii sen anlamazsın, fazla kaldı. Ben az kaldığım için. O kilise sanki dan dan 15 dakikada bir ezan okurlar gibi çan çalar. En dinsiz olan bölgelerde saatte bir çalar. Baviera'da 15 dakikada bir çalar. 3 defa. Bam! Ne yapar? Kafama zinliyor böyle. Sirayet ediyor biliyor musun? Sonra ben bile Türkiye'ye geldiğim zaman kilise sesini duymak istiyor benim bir tarafım. Eksiklik hissediyorum kendimden. Nasıl olur ya? Bilmiyorum. Bir de sirayeti bilmesem var ya. Ne diyorsun ya diyeceksin. Vallahi sistem acayip çalışıyor. İyilik, yani iyi olmak istiyorsan senin elinde iki elin arasına kafanı koy, akıllı ol. Günahın veya sevabın fiziksel karşılığı var mutlaka. Mutlaka. Haram diye bakmamazlık falan. Tamam, o Allah'ın dediği tabii. Bakma, günahtır, çiziktir. Ama bundan sonra o kopyala yapıştır. Vallahi onun psikolojini neyse sana da yapışıyor. Ne bu iş hırçınlık bu toplumda? Ne bu saygısızlık? Ne bu kanaatsızlık? Ne bu tatminsizlik? Ne bu böyle acayip garayip böyle psikoloji hastalıklar? Nereden türedi? Kopyala yapıştır, kopyala yapıştır. Nasıl genellendi ya? Nereden çıktı? Gökten mi indi ya? Kimi tutarsan psikoloji rahatsız. Kimi tutarsan hırçın. Tatminsiz, hırçın, menfaatını bilmez. Yani adamı tutuyorsun, kurtarmaya çalışıyorsun. Sen de bir bahane arıyorsun. Niye gözlüğün böyle diyor. Niye benimle ilgilenmiyorsun? Ha kardeşim, seni ne yapacağım sana? Tatminsiz, böyle dünyayı ver, bu zeytin bunu ver. Yok ya kardeşim, yok, tatmin yok. Doyum yok ya. Niçin bu doyumsuz? Kopyala yapıştır, kopyala yapıştır. Baktım girdi, baktım girdi, baktım. Kendimi iyi hissedeceğim. Of be ya. Vallahi bugün zeytinimi dolaştım. Hiç dikkat etmedim ya böyle haram elama. Böyle kendimi kontrol etmedim. Rastgeleye baktım. Eve geldim. Vallahi öyle mutlu hissediyorum ki kendimi. İyi ki çıktım. Öyle oluyor mu? Gömlek çıkartıyorsun. Of, Allah Allah. Eve giriyorum, sıkıntı kardeşim. Hadi dışarıya çıkalım. Gece dışarı çekirdek patlar. Niye? Niçin içeriye girince? Dışarıda aldığım pislikler şimdi vücut onu hazmedecek ruh. Nasıl hazmedecek? Nasıl hazmedecek kardeş? Değirmene bu da yatacağı yerine taş koydum. Gor 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 değirmene taşı oturdum. Ya bu nasıl çoğaldı bu ya? Gökte mi geldi insanların bu hastalıklar? Bağnaz, geçimsiz, karı koca ya, lan benim hanım ya, benim kocam işte diyor. Çocuğumun babası, annesi ya. Basit bir şeyle. Tamam, bu buraya kadar canım. Daha ya bu nasıl bir şey? Oyun mu oynuyorsun, dalga mı geçiyorsun? 17 senelik evlisin lan. Yeni mi öğrendin? Peki niye doyumsuz? Niye kanaatsız? Niye sabırsız? Niye tatminkarsız? Tatmin yok. Ne versen ver. Mercedes alsan sanki tatmin olacak. Olmayacak. En fazla 15 gün. Nereden türedi? Kopyala yapıştır, kopyala yapıştır. Baktım girdi, baktım girdi, baktım girdi. İçeriden nasıl hazmedeceksin?
Sima dersini anlıyor musunuz? Sima'yı daha önce anlatmıştım, onun için anlatmıyorum. İçeridekini dışarı yansıttığı gibi dışarıdan göz, kulak, burun, dil ve elle alınan resimleri, sesleri, kokuları, tatları, dokunsal hisleri formatını değiştirerek sima içeriye hayata ve ruha dönüştürüyor. Peki. Peki bir şey sorayım. Yani belki faydası olur, bir bilgi söylersiniz. Diyelim insanlar buradan birisi vakti girdi. Onlar içine. Akşam ne yapması lazım onlar? Ha çok güzel. Dinimiz söylesin onu. Dinimize söyleyeyim. Yatma, yatana kadar bir müjde. Ama şeye kadar. Hanefi mezhebinde o gece 12'den sonra yatsıysa imsak kadar yatsı kılabilirsiniz. Ama Hanefi mezhebinde kılabilirsiniz ama o gece yarısından sonra yani 12'sinden sonra yatsı kılmak tahrimen mekruhtur. Harama yakın mekruhtur. Namazınız namaz olur ama sevabı pek şey olmaz. Bir şey anlatacağım. 12 olmadan gündelik hayatta işlediğiniz günahlar günah yazılmıyor. Sabah işledin, öğle işledin, ikindi işledin, günah defteri yazılmıyor. Ta 12'ye kadar kiramen katipleri bekliyor. Tövbe ve istiğfar eder diye. Tövbe edersen siliniyor. Tövbe ve çünkü Allah ayeti kerimede meale şöyle diyor. Tövbe ve istiğfar ederseniz imdadınıza yetişirim. Meale. Eğer tövbe yapmadın tam gafur. Yattın. Tamam. Git 12 geçti. Fabrika işçisisin veya 12 geçti. Tak geçti. Kayda geçti. Onun için tövbe ve istiğfar yapacak. Allah Resulü'nün hadisiyle bir de destekleyeyim. Yaptığınız bir kötülüktür. Af edilmesi için hemen 2 rekat namaz kılınız. Yani her kötülükten sonra bir iyilik yapınız. Ulema diyor ki her kötülükten sonra bir iyilik yapınız. İyiliğin en güzeli namazdır diyor. Ben mesela düşüyorum. Ben de günah düşüyorum. Yaptığımı söylüyorum. En yakın bir camiye arabayı çekiyorum. 2 rekat namaz kılıyorum. Hem de tayyat-ı mescid namaz oluyor. Hem de ya Rabbi Allah için namaz. Ondan sonra bunu bir ya Rabbi şu günah için demiyorum ama günahtan sonra tabii Allah biliyor. Ondan sonra tak diye falan rahatlıyorum. İsterseniz deneyin. Kaza tabii canım. Kazası olan ya Rabbi niyet ediyorum tayyat-ı mescid namazını kılmaya deme. Allah için ya Rabbi en son veya ilk üzerime kalan sabah namazını farzını kaza etmeye. Yani o saatte mescitte namaz kılmak. Ha kaza kıldın ha nafile kıl. Kazası olan kaza kılsın. O yerine de geçer. Tamam mıyız abisi? Hadi bakalım. Şu alar 653. Simaya devam. Allah Allah. Risale'nin bitmez bir şey ya. Kabirde de şey yapacağız arkadaşlar. Bugün Osman güzel söyledi bana. Kabir hesabı amelleri sorgulama değil. İman. İmanla girdin mi girmedi. Bugün araştırdım da aynı öyleymiş. İmanlı mısın değil misin? Amellerin hesabı haşir meydanındadır. İmanın olup olmadığını sorgulamasıdır. Kabirde onu gördüm. Onun için kabirde de devam edeceğiz diye söylüyorum. Bu ders. Kabire imanla girdi mi girmedi. İmanla girdikten sonra aynı medresede devam ediyorsun. Şualarda var diyor. O amellerin inceliği haşir meydanında sıratta. Oraya gidince de zaten ustad var, şahsı manevi var. Direkt gidebilen bir insan 70 kişiye şefaat etme hakkı var. Resulullah'ın şefaati var, Kur'an'ın var. Bir sürü şefaatler var. Bir tanesine denk gelmediyse git kardeşim. Mutlaka bir tanesini takılırsın. Ne ya? Ya Resulullah'ın şefaatine, ya seni seven bir zat. Eğer direkt cennete gidecek bir kul düşünün, bir dost. Tamam mı? Yani direkt hiç günahsız değil. %51 sevabı var, %49 günah. Bu direkt gidecek. Ona da 70 kişi şefaat etme hakkı verilecek. Ya bir dost dediğinin de kardeşim böyle akıllar. Hafız abi, hafızlar için 70 diyorlar da Hasan abi. Ha? 70 kişiye hafızlar şefaat edecek diyorlar. Ha? Hafız 10 kişiye şefaat edecek diyorlar da hadiste var galiba. İşte bu ulemanın şeyi, 70 kişiyi direkt şey yapacak. Başka bir rivayette 7 kişi diyor, 70 kişi diyor. Bunu Hulusi abinin dosyasında da var. Hafızlarla o zaman aramızı iyi tutalım inşallah. Hafız demedi. Hafız demedi. Hafız demedi şey var da. Ha, direkt giden dedi. Hafız olsak mahvolduk lan. Niye? Daha sadece. Kur'an
birisi lafzı hafızdır, kimisi de batını hafızdır. Esas o. Şu anlar 653 yüzüne süslü, düzgün bir sima, bir teşahhüs vermek. Yüzüne süslü, yüz budur, sima yüz değildir. Sima yüze giydirilen elbisedir. Kur'an misalini vermiştim. Ustad diyor ki, Kur'an'a huruf libası giydirilmiş. Harf. Yüzüne süslü, düzgün bir sima, teşahhüs vermek, sima yüz değil. Yüze konulmuş. Yani ayna ayrı, aynada görünen ayrı, zemine suret diyor. Yani aynaya geçtiniz lavaboda. Ayna ayrı, aynada gözüken ayrı. Yüz ayrı, yüzde gözüken sima ayrı. Bu masnuatın her biri muayyen zatı, mahsus sıfatı, ayrı hususi mahiyet, mumtaz, farikalı suret. Burada diyor ki mevcudata siması denmiyor, sureti deniyor. Masnuata suret veriliyor. Bu surete sima giydiriliyor. Gene burada da teyit ediyor. Sima surete giydiriliyor. Ama o kadar yani o kadar manalardan uzaklaştık, gafil olduk ki. Yani şu sima herkeste farklı. Niye farklı sormuyoruz? Organ aynı. Niçin Nurhan? Mesela bazılarının suratı sipsiyah, mahkeme duvarı gibi. Bazısının gözleri en gerekli lanı gibi sokar. Bazısının nurani vesaire. Nereden kaynaklanıyor? Ruhtan kaynaklanıyor. Namaz kılana bakın sokakta. Namaz kılmayana bakın. E sizin simanıza bir bakın Allah aşkına ya. Komşunuza bir bakın ya. Şu simalara bak ya Allah'ın sözü. Ben size okşamıyorum ki. Simaya bakın. Bir de sokakta bakın ya. İnsanın ödü patlıyor ya. Ha nerede kalıyor? Ne anlatıyorum? Bir şey aşağılamak kıyas değil. Yani simalar niye farklı? Soruyorum. Ruhtan kaynaklanıyor. O zaman sima nedir? Ruhun aynasıdır. Simaya bak, ruhu seyret. Şüphenin olmasın. Yani sima ayrı bir şeydir. Suretten ruhun ta kendisi. Başka? Yüzüne sima veriliyor. Yüz sima değil. Surete sima giydiriliyor. Yani ne demek? Ya o kadar acayip gaflet sarmış ki asır. Yani yüzü sima ile hiç düşünmüyoruz zaten. Böyle simaymış, şeymiş. Öyle. Allah affettin ya. Affetsin bizi ya. Bu kaçıncı dosya? 9 muydu? 9. Şimdi bu 10 mu? Bu 10 mu? 10 mudur? Şöyle bir daha yapayım ben. Yanlış olmasın. Doğruymuş değil mi? Sözler 11. Sana bu simayı veren, yani suret değil, ruh. Herkesin kimliği kişilik. Bak bu adam farklı. 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 Sureti anlatmıştım. Suret, simayı da cem ediyor. Davranışlar, boy, kilo, hareket, mimik, ses, bütün hareket, suret. Sima sana has, ehadiyet. Tamam. Şimdi, sana bu simayı veren, o simada böyle bir sikke-i rahmeti ve bir hatemi ehadiyeti vaz eden zat. Görüyor musun? İzah yapmadım. Sana bu sikke-i simada ne koymuş? Sikke-i rahmet, hatem-i hadiyet. Yani sendeki bu sima sana hastır, sikkedir. Senin özelliğini gösteriyor. Allah senin bir yedeğini yapmamış. İstemple lastiğin yok senin. Orijinalsın, geçmişte olmamış senin gibi birisi. Gelecekte de olmayacak. Senin simada hiç kimse yoktur. Buna sikke. Hatem-i hadiyet, herkesten imtiyazlı kılan şey, ruhsal yapı. Simada sikke-i rahmet, hatem-i ehadiyet vaz edilmiş. O zaman abi yüz sikke oluyor değil mi? Yüz sikke sima, oluyor. Sima hatem oluyor. Hatem oluyor. Bu yüz sikke oluyor. Sana has yapı özellikler hatem oluyor. Hatem daha çok mektup muydu? Mühür mektup. Evet. Yani mektup mesela kitapta bu yok. Kitapta umumidir, geneldir. Ama mektup kişiyedir. Ve
kişiden kişi arasındaki özelliktir. Özellik iletişimidir mektup. İşte bu ehadiyet mektup gibidir. Sana astır bu. Allah Allah. Abi anlattığın zaman bazıları hani ikizler, üçüzler var ya, diyor aynı simalar değil, var diyor. Değil, değil. Değil de işte hani o söyledi diyor ikizler, üçüzler o zaman niye var diyor. Çocukken doğru. Bulu çağından sonra korkunç fark var. Birisi bir tanesi sipsiyah, bir tanesi acayip nurani. Ben Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde tanıdığım dostum var. Nurcudur bir tanesi. Ötekisi solcudur. İkizin korkunçtur. Evlerine gitmiştim biliyorum. Bulu çağından sonra o ikizler değişiyor. Bir bakıyorsun meymenetli bir tane meymenetsiz. Günahlar simayı değiştiriyor. Yani. Evet. Günahlar hemen değiştiriyor. Namaz bile değiştiriyor. Örnek verdim. Gece nöbet tutuyorsunuz fabrikada veya çalışıyorsunuz. Simanız belki de yorgunlukta sima şey olur. Hiçbir şey. Ama kalkın iki rekat namaz kılın simanızdan nurani olur. Aynı kişi aynı emeği fabrikada çalışsa nuraniyet yok. Namaz kılınca niye nuraniyet oluyor? Demiştim size. Niye namaz kılanların nurani oluyor da kılmayanların? Allah namazınızı onayladığına en kesin delil budur. Simadır. Sana verilen cevaptır sima. Onun için şah iftihar edebilirsiniz yani. Allah'ın namazı onayladığını. Onda da bir sirayet. Sirayet ediyor. Allah'ın nuru semavati vel ard. Sirayet ediyor. Sirayet ediyor. Sibgatullah diyebilir misin? Sibgatullah. Mesela bak bir şey söyleyin ya. Namaz kılanlar niye nuranidir? Namaz kılmayanlar da niye değildir? Tabii hani kıyas bir şey anlama ilim yapmak için anlatıyorum. Yoksa zannetmeyin bir şey ne demek istiyorsun diye. Şu, yani Allah onayladığının fiili mührüdür, hatemidir, sikkesidir. Yani tamam. Tamam. Aynı adam namaz kalkıyor teheccüde. Aynı adam kalkıyor fabrikada işçilik yapıyor veya ne bileyim yok. Şey uykusu gelmedi, balkona geçiyor, bir elma yiyeyim, bir çay içeyim, namaz kılmıyor, oturuyor, nuraniyeti yok. O da hayatta. Yani onaylanmıyor. Acayip bir şey ya, hepten imtihan kalkmış Ömer. İmtihan kalkmış da farkında değiliz. Yani İslamiyet'i Allah fiilen bize göstermiş zaten. Simalara bakarak bu adamın kim olduğu... Simahum fi vucuhihim min eseri sucud elsinetikum ve elbanikum gibi ayetlerle Allah dikkat et çekiyor. Kişinin kimliğidir sesi, siması. Belli. Ne farklı? Acaba din onaylamış, onaylamamış. Bütün çocukların suretleri güzeldir. Yani. Bütün çocuklarda, kafirin çocuğu da olsa güzeldir. Bulu çağına geldikten sonra tak değişiyor. Sirayeti başka anlatayım. Avrupa'da olanlar daha iyi anlar ama diğerleri de Google'a girerse görürler Google evliyasında. Gavurlar Avrupa'nın çok bulunduğum için söylüyorum. Hiç ben şüphem yok. Sahibi köpeğine benziyor. O kadar birbirine benziyor ki ben merak ettim. Köpek mi değişti sahibine benzedi? Sahibi mi köpeğe benzedi? Köpek imtihana tabi olmadığı için köpeğin siması değişmez. Eğer köpek sahibine, sahibi köpeğe benziyorsa adam değişmiş. Adam köpekleşmiş. Sirayet etmiş köpek ona. Güçlü olduğu için. Peki deneyin. Köpeği olanlara bakın gezdirirken bir köpeğe bir ona bakın. Hatta Alman'a deseniz bak ne kadar benziyorsunuz. Teşekkür ederim diyor. Bizde olsa kafana geçirler. Bunlar ben şey mi yaptım? Ben inan vallahi billahi çekmek istiyorum. Fakat çekiniyorum yani. Hanımefendi bir izin istesen de şunu çeksen ya köpekle beraber onu da. Size caiz olsa göstersem ya. Yani o kada mı benzer? Sirayet. Hani Anadolu'da bir laf var. Mal sahibine benzer. Yarışmasını bile yapıyorlar. Yarışmasını. Bak onu bilmiyordum. Hangisine kadar benziyor? Sahibine benzeyen köpek yarışması. Allah Allah. Aslında tam tersi. Köpeğine benzeyen sahibi. Evet köpeğine benzeyen sahibi. Hepten imtihan kalktı. Çocukta niye sirayet olmuyor? Çocuktaki öteki şeyde oluyor. Fena madenler işlettiremiyor. Şeytan fikir yoluyla girer. Deliye de giremez. Deli, çocuk, hayvana yok. Şeytan giremez. Çünkü fikir yolu yok.
Fikir yoluyla şeytan giriyor. Fikrinize sahip olun, vallahi ben cenneti size dünyada vaat edeyim. Siz bir örnek veriyorsunuz ya, bazen kapı çalar gibi. Biz o alemlere gittiğimiz gibi o alemler de bize geliyor. Evet. Şimdi günah işleyen birisi o Adem alemlerine yaklaştığı için o onlar geliyor. Geliyor. Simada o gözüküyor. O gözüküyor. Yani. Mesela işlediğin günah kapıyı tefekkür çalıyorsun. Tefekkür eden, namaz kılan biri neden? Onlar geldiği için. Evet. Çocukta o yok. Çocukta o yok. Tek yön çalışıyor. Ne yaparsa yapsın. Sen köpeğe alim yapabilir misin anlatsa falan? Yok. Ha çünkü o şey. Ama fikir kurulduğu zaman çocuğa, içsel yapısına, ruhuna bir yol kurulmaktır fikir. Fikir açılınca çocuk hemen değişiyor. Hemen hemen o gün. Banyo yapsın ilk gün, bulut çanayı, hemen sima değişiyor. Hemen. Allah Allah, bir tuhaf ya. Zaman Adem'den şimdiye kadar, belki ebede kadar. Ama bunu da belirteyim. Çok rezil çocuklar var. Bulu çağına gelmemiş. Çok her türlü filmi seyrediyor. O çocuklar gene o masumiyeti yok. O da bozuluyor. O giriyor. Onu da şey. Bulu çağına gelmeden namaz kılan çocuk gibi. Evet. Bulu çağına gelme. Evet. Namaz. Yani bazı çocuklar var. Meymenet kalmamış. O artık aşırmalı mı olmuş? Yani dayatmalı mı olmuş? Yani her türlü rezilliği seyreden, muhatap olan bir çocukta o meymenet, o masumiyet kalmıyor. Allah. Ama o dünyevi olur herhalde Hasan abi. O yaştayken vefat ederse onun günahları belki anneye babaya mı? Onu demiyoruz tabii de. Yani dünya siması, ruhu bozuluyor. Ha, bulu çağına gelmeden önce ölüyorsa cennete gidiyor ama onun bütün günahı babaya veriliyor. Anne babaya veriliyor. Fakat ruhu bozuluyor. Simasından belli. Ruhlar, çocukların ruhu bozulmuş. Görmüyor musunuz? Bulu çağına gelmemiş. Çocukta şey kalmış. Çocukluk yok. Mesela kadınlarda da öyle. Kadında bir tatlılık olur, bir cezbedici olur, bir letafet olur, bir nezaket olur. Ya bir nuraniyet, bir tatlılık olur kadın. Kadında o da yok ya. Kadınlarda o da yok ha. Çok az insanda var. O da yok. Hele Avrupa'da hiç yok. Yani o kadının o letafeti, o nezaketi, o tatlılığı, şirin nezaketi, latifliği vesaire yok. Kabalığı, kabisi kaba, latifliği yok. Kendileri beğenmedikleri için boya mı sürüyorlar? E tabii, onlar şey yapacaksın. Zaman Adem'den şimdiye kadar, belki ebede kadar bu küçük simada, azay sesi de burun, kulak, burunda, ağızda, İttifak ile beraber hepimiz aynıyız. Burun, kulak, herkes de aynı yerde. Her bir sima, umum simalara nispeten her birisine karşı birer alamet-i farikası var olduğu katiyen sabittir. Yani ilk insanın muhatap olduğu taraf simadır. Kişiden kişiye. Hemen bakınca simadır. Hemen ilk. Askeriye de öyle simadan anlayan adamları koyarlarmış ki imtihanı kazansa bile çocuk askeri okul almak için şöyle simaya bakarmışlar ki çık dışarı sen diyor. Konuşurken de karşılıklı muhatap olduğumuzda yani muhakkak karşımızdaki yüzüne bakmak isterdim. Evet, bundan işte. Aynı. İlk şey yaptığımız şey, konuşsa bile konuşmasın kale almayız. İlk önce bakarız. İlk önce sima, sonra ses. Abi tesir gözlerle olur duyduğunuz zaman. Gözleri yanaksa baksanız. Sen yalan konuşsan bile gözlerin yalan konuşamaz. Kapatırım. Kapatırım olsun. Anlamaz mı diyorsun Efra? Mutlaka Laz'dır. Nazistan'dan din geldi. Adamla konuşacaksın şimdi. Hadi şöyle. Abi nasılsın? Ne yapıyorsun? Bakamam. Gözünü falan kaçırıyorsun ya bazen Allah. Yalan söylerken. Ben mesela konuşurken hakikaten öyle. Bakamıyorsun ya. İnan bakamıyorsun. Acayip. O kadar acayip üstü açılmış ki bu ahiretin. Bir tuhaf sima. Sima ile neyi seyrediyorsan ahiret zaten orada işte. Yani arkadaşlar kabirdeki adamın azaptan mı cennet olduğunu bakmak, bilmek, inan çok kolay, zor değil. Simadan ruhu seyretmek zordur. Bu normal bir evliyanın işi. Bu ise ulema ve alimin özelliği. Zikir yapar, evlat yapar, günahtan korunur, kabirdekini seyredersin. İnan hiçbir şey değil, samimi söylüyorum. Birinci derecede evliyalıktır. Simadan ruhu seyretmek zordur.
Çok ulema mülke ya o zaman şey. Tabii tabii canım. O mülk işte. Kabirdeki bir şey değil ki ya. Çünkü mahremlerin simaları. Bak mahremlerin simaları karabet ve mahremiyet cihetindeki şefkat ve muhabbeti meşruayı ihsas ettiği cihetle nefsi, şeyvani, temayülatı kırar. Acayip bir şey. Ne anlatacağım biliyor musun bak. Yani şu bacına, anana baktığın zaman o simada bile merhamet, şefkat ve nesep var. Nesep de var burada. Onun için koydu. Hemen kırıyor. Nesep bile var. Ustad bakmış. Sabri abi için diyor ki senin nesebinle benim nesebim aynı diyor. Seyitle. Hemen nesep. Hemen. Mesela bacını niye kadın diğer kadından ayırıyorsun? Nesep var. Şefkat ve merhamet hemen ortaya çıkıyor nesepten. Çünkü şefkat ve merhamet şehveti örter. Bir insan ne kadar insanların imanını kurtarayım şefkati varsa o nispeten şehveti olmaz. Ona bir örnek vereyim. Eskişehir hapishanesinde karşısındaki lise mektebinin avlusundaki kızlar raks ederken ustad hapishane penceresine bakınca raks eden evlenme çağındaki kızları bakıp ağlıyor. Biz baksak şehvetimiz artar. Çünkü o imanı kurtarma kemalizm rejiminde bu insanların imanı tarumar edilmiş. Yani imansızlığa doğru itilmiş, sefahata itilmiş, ruhu tarumar edilmiş. Bu insanın, bu çocukların, kız çocukların ben imanını nasıl kurtarayım? Nasıl ben bunu kurtarayım? Ben ne yapabilirim? Diye şefkat ettiğinde şehvet olmuyor. Onun için bir nur talebesi insanların imanını kurtarma adına seferber olmuşsa, cebine çantasına küçük eser koymuşsa, güya birisine denk gelip vereceğim kitabı anlatacağım zannıyla başkasını kurtaracağım zannediyorsun ama aslında kendini koruyorsun. Yani aktif ve uyanık duruyorsun. İman anlatacağım, onu kurtaracağım, onu kurtaracağım derken kurtuluyorsun. İmanı kurtarmaya koşarken imanı kurtuluyor. Gol atacağım diye antrenman yapıyorsun, sağlıklı oluyorsun. Şimdi insanların imanını, yani ben bu insana nasıl ulaşabilirim? Merhameti olanın şehveti nispeten aşağıda olur. Kimisi der ki olan ben bundan nasıl istifade ederim diye bakarken o şefkatli ve merhametli olan ya ben buna nasıl ulaşayım ya? Ne yapayım da ben buna biraz dikkati çekeyim de bu kız çocuğuna bir risaleyi versen. Ya. Ben size havalimanındayım. Havalimanında yurt dışına çıkarken ondan sonra 33 kilo mu 34 kilo mu geldi. Beyefendi dedi 3 kilo fazla. Dedim senin merhametinle şey yapıyorum. Nasıl istersen öyle. Yani 30'dan sonra para şey yapıyor. Ama idare edebiliyor. Peki. Dedim ki bak senin geçmişine de rahmet olsun. Çünkü dini kitaplar görüyorum. Olduktan sonra. Bir iki kelam ettim. Ondan sonra içimden geldi ya. Madem bu iyilik yaptım. Yani içimden geldi. Sakın yanlış anlamayın. İçimden gelerek dedim ki yatarken dedim 7 ayeti kürsü okur da açık saçık kadın ha. Üzerine sıvazlarsın. Daha karabasan olmaz sana. Beyefendi karabasan olduğunu nerede mi? Bilmiyorum. Öyle dedim sana işte. Ondan sonra çektim, aldı, çekini aldı. Tam gittim şeye giderken o yurt dışına çıkarken pul alıyorlar. Haraç pulu. Haraç diyor bunu. 15 lira. Tam onu alırken Meryem el gitti arkadaşını çağırdı. Hemen ona verdi. Hemen arkamdan gitti. Beyefendi bakar mısınız dedi. Baktım. Ben çekin yaptığım şeyim dedi. Bakar mısınız dedi. Ben dedi bu akşam karabasan olmuş dedi. Siz nerede şey yaptınız? Dedim kardeşim bak. Sen merhamet ettin. Allah da sana merhamet etti. Biz bir şey anladığımız yok. Sakın ha. Allah kalbime böyle bir şey geldi. Ağzıma verdi. Söyledim. Sen söyleyene bakma. Söyletene bak. Peki dedi. O zaman ne diyor Allah bana dedi o zaman. İnan. Dedim gel. O el çatat vardı ya. Ondan çıkarttım misali. Bir de nur dersi kartını verdi. Bir 5-10 dakikada anlattım neyin nesidir diye. İnan anladım. Bugün çok moralim bozuktu diyor. Çok Allah'a dua ettim diyor.
Bak oha, çünkü rezil cehenneme atacaktın değil mi, o rezil kepaze diye gözüküyor. Oysa sabaha kılmış. Sabaha kılmış. Ama karabasandan dolayı kılmış tabii, korkmuş. Kılmış, sabaha kılmış karabasandan dolayı. Allah da beni denk getirdi, sen mi secde ettin? Beni de hizmetçi yaptı, ha? Allah'ın sonra, ta beni de geçirdi. Ya geçeceğim, sen bana anlattın, ben geçireceğim seni dedi, kuyruğa sokmayacağım seni. Onlar psikolojiyi anlatmışsa, ha şey yapıyor, hala dostumuz devam ediyor. Tabii nurları tanıdı elhamdülillah. Yani şey başka bir şey yani, şefkat, niçin? Şefkat, ya ben buna bu bahaneyle ne diyebilirim ya, bir kalp ver ya. Ya şöyle de, Allah razı olsun, bak bu bana 2 kilo şey yaptın ama senin ölülerin yok mu? Geçmişin, Allah onlara merhamet etsin senden dolayı. Bak senden dolayı gidiyor. Hangi böyle Müslüman ne gafil de olsa sağ olun diyor derim. Ölüsünü söyledin ya, ölü bu. Hemen herkesin yumuşadığı bir ölü, cenaze. Bak geçmişine rahmet etsin dedelerine, ceddine. Hele bir de anne babası eğer bir tanesi gitmişse hemen sana köle olur. Hep şefkatten anlattım. Çünkü nur talebelerin 4 özelliği var. Ac, fak, şefkat, tefekkür. Şefkat niye? Çünkü şehvetten seni korur şefkat. İnsanlara acıma, imanını kurtarma acıması şeyi, hamlesinden ona şehvetin olmaz. Ben ona şehvet mi oldum? Olmuyor ki ben ona, bu kısa zamanda ben ne anlatabilirim ya, şunu da mı diyeyim, vesvese mi gireyim, psikolojiye mi gireyim, tevhide mi gireyim, aşire mi gireyim, ne çakayım böyle. Hemen tak tak alemler bir şey, ağzına da getiriyor, söylüyor. Ona şehvet duymaz, zamanı zaten yok. Bak görüyor musun? Yani mesleğimiz şefkat seni aramdan koruyor. Şefkat kahramanları kadınlar diyor. Evet. Sima, efendim abi. Ve şehveyi de dengeliyor mu şefkat? Kesinlikle. Kesinlikle. Aynı realite üç aleminde. Asker oluyor o zaman insan. Tabii ya, mesela bak ona, ya buna şey yapsak dostum, ben ona Allah nasıl nurları anlatayım dedim ya. Şefkat ya. Mesela bende şey var. Mesela hemen yargılayıp çöpe atma şeyi var ya, bende hiç eskide olmamış hamdolsun. Yani şu ama şu rezile bak ya, şuna bak ya. Çok. Asla. Lan bu aldatılmış. Kuyuya atılmış. Bilmiyor. Ve hep böyledir. Allah bana verdiği nimet kadar, bilgi kadar buna vermemiş ki. Belki de benim bana verdiklerini buna verseydi benden daha iyi olurdu diyorum. Asla. Asla merhametim şey yapmıyorum. Ben ona nasıl ulaşacağım? Ondan dolayı hiç dersimde cehennem yoktur bende. Şefkatimden dolayı benim dersimde cehennem yoktur. Tehdit yoktur. Ama bu Müslümanları bozana da nefretim çoktur. İnsanları bozana, aldatana, suistimal edenlere, dünyobazlarına, at hırsızlarına, kömür kaplı insanlara, din sureti altında kömür kaplilere nefretim gazim çoktur. Eli bir daya. Ondandır. Ama asla gafil, en rezil dahi olsam acırım. Almanya'da imamlık yaparken Türklerin kahvesine, ki Türkiye'deki kahve gibi değil, sırf kumar oynanmıyor. Vira ve içki içiliyor orada. Teraviden sonra gidip anlatıyordum. Kesinlikle hepsi kumarını bırakıyordu. Bu sözümü duyacaklar oradakiler. Hepsi tak. Kahveci dedi ki, biraz anlattı. O kadar hoşuna git 15 dakika sonra. İki masa oynuyordu. Arkadaşlar dedi, bütün masalar bana ait. Bunlar masalar, ben kahvecili olmadığım için ben ne demektir bilmiyorum. Meğer masadaki olan masraf tamam bana aittir. Yani oyununu durdurabilirsiniz demekmiş. Sonra öğrendim. Masa, bütün masa bana ait. Ne demek ona ait? Zaten senin. Öyleymiş ya. Niye? O kadar hoşuna gitti ki. Anlat hoca, anlat. Hem de Adanalı ya. Adanalıydı da galiba herhalde o ya. Adanalı. Sört bir adam ya. Anlat hoca dedi ya. Bir tanesi Allah'ın o kurban, o tevhid dersleri var ya, acayip füze gibi geliyor. Tevhid dersleri ya. Ben anlıyorum. Hatırlayınca ben de zevk alıyorum ya. Yani insanları sorgulama, yargılama yetkisi ve yetkisi sana verilmemiş. Sima, batının dışa mülke taşınması, sima, batının dışa taşınması, batının dışarıda gösterilmesi, ta ki Allah yanlış yapma buna, hani ona göre adım at. Affedersin. Bu adam budur. Bu adam böyle bir adamdır.
Ona göre ticaret yap, ona göre kefil ol, ona göre kız ver, ona göre kız al. Yani batını dışarıya taşıyor. Ta ki düşmanlık, ona göre tedbir alırsın. Batının dışarıda gösterilmesi, görünmesi. Misal, mahremlerin simaları, bacının, ananın simaları. Karabet ve mahremiyet, mahremiyeti. Cihetindeki şefkat, yani hemen mahremiyetten, yani yakınlıktan bizde şefkat ve muhabbet-i meşrua oluyor. İhsas ettiği cihetle nefsi, şeyvani temayülatı kırıyormuş. Şefkat, merhamet temayülat-ı nefsaniyi kırıyor. Yani nefsi meyil var ya böyle, ondan bir istifade edeyim falan, kandırayım. O olmuyor. Kim kırıyor? Sima. Sima kırıyor. Yani bacının siması, kafası, annenin kafasını nereye koyarsan koy, 1 milyon kadının yanına koy, annem dersin. Ona şefkat de olmaz. Ama kafanın dışında hiçbir uzvu annenin alameti değildir. Hepsiyle aynıdır. Dolayısıyla sima, karabeti nesebiye cihetiyle de alametidir. Takvim gibidir. Abi burada karabet ciheti diyor ya. Mesela buradan şunu da çıkartabilir miyiz? Yani birbirine yakın olan insanlar birbirini simasından tanıyabilir. Evet, doğru. Yani mesela dava adamı hemen dava adamını tanır yani. Kesinlikle. Nurcu nurcu, tarikatçı tarikatçı, meyhanenci meyhanenci, kumarcı kumarcı tanır. Aynı. Çok güzel. Karabet aynı inler nesebi karabet değil diyor. Mesela bir tane, hep size bir tane hissettireyim. Allah rahmet eylesin. Benim köylüm bir tane vardı, Hüseyin dayı. Dedi ki ben Kırıkhan'daydım. Kırıkhan'dan Antep, Göksün, Maraş, yani Maraş, Göksün, Sivas, Erzincan, Bayburt, Trabzon, Rize. Buradan gidiyordum, gittim. O da ot içerdi. Aldatılmış. Allah affetsin taksiratını, ölmüş. Ondan sonra oturdum, baktı beni görünce babamdan yaşlı, kesinlikle ısrarı attı. Dedim Hüseyin dayı zaten içiyorsun, onu çok var, al dedim ya. Ben utanırım dedi. Ben alimin hocanın yanında dedi içmem dedi. Zaten şeysin dedim. Ayçiçek. Madem içmez. İçmez. İçmesen iyi. Oturdu. Neyse içtikten sonra, bitirdikten sonra kafayı. Dedi ki nereden geliyorsun hoca dedi. Bak bir şey anlatacağım. O karabet yakınlık. Nereden geliyorsun dedi. Dedim ki Kırıkhan'dan. Ha dedi, o zaman Maraş'tan geçtin sen dedi. Geçtim dedim. Bana dedi ot niye getirmedin dedi ya. Ben de bilmemezlikten geliyorum. O Hüseyin dayı dedim, Rize kadar, Rize'deki ot çeşidi kadar dünyada ot yok dedim. Bir sürü ot var, ne yapacaksın ot dedi. Ya anlam ya, başka ot dedi ya. Ha? Peki ben otun ben nerede bulacaktım? Kimden alacaktım? Nasıl getirecektim? Bak lan ne diyeceğim. O yani esrar yani. O otu ben nerede bulacaktım? Kimden alacaktım? Neyse olacak ya. Ben nerede bulacaktım? Ben oradan geçerken ben otu nerede bulacağım sana? Ulan bakkaldan dedim, ekmek satılmıyor ki. Cahillik yapma hoca dedi. Ne yapmam ben kız? Bak dedi. Altı yola oturacaktın dedi. Maraş'ın altı yoluna. Bak ne diyor kafayla. Düşüneceksin sif. Hüseyin daimin otunu getirin. Ben Hüseyin daime otu götüreceğim. Düşün. Sen o düşünceyle dedi bana otu verecek adam mesajı alır, sinyal alır, sana hemen gelecek. Bana diyecek ki sen Hüseyin dayıya mı gidiyorsun? Allah bunu oraya götür. Ben hiçbir şey demeden mi? Evet dedi. Peki nasıl anlaştım ben? Anlamıyor musun? Düşün yeter dedi. Orada benim için otur yeter dedi. Senin dedi kafan ona sinyal verecek dedi. Allah Allah. Yani hakikatsiz mi zannettik? Hayır. Masa doğru. Müspet manada kullansa evliye olacak. Tabii ya. Almanya'da kalmış, kültürü var, şehirler arası hep gurbette kalmış ki biliyor yani. Ben ona hani şeye benziyor ya, çocuğu olan kadın bir yerde işi var, çocuğunun sesini duymuyor ama çocuğu evde ağladığını hemen hisseder. Göğsünde sancı olur, hemen benim çocuğum ağlıyor diye hemen süt vermeye gider. Onu uydurukçasıyla telepati diyorlar. İçten dürtülme. İçgüdü diyorlar biyolojide de. Oysa bizde içten dürtülme, ilham ilahi. İlham ilahi içgüdü denilir.
diyorlar onlar. Yani işten sana bir fikir geliyor. Mesela sende de öyle. Bugün bir tanesi anlattı. Kim anlattı ya? Suat anlattı. Burada Suat. Adam namaz kılıyor cuma namazında. Cuma namazın tam ortasında birinci rekat mı, ikinci rekat mı? Benim galiba ayakkabım çalınıyor diyor. Namazı bozuyor. Çünkü tam adam hırsız çalarken namazı çalacak. Öyle mi Suat'ım? Yani bir ilmi bir şey. Seninle alakası yok. Suat üzülme sen de. Tamam. Çok etkilendim de onun için. Namazda. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ulan o ayakkabım gidiyor ya. Selam vermiş gidiyor. Tam ayakkabı hakikaten çalıyormuş. Hırsız yakalamış. Elinden almış. Hırsız 60 kaçmış. He? Hırsız 60 ayakkabı. Ayakkabı istedim kaçmış. Çünkü telepati uydurukçasıyla. Kur'an'da, ilham ile. He? Kur'an'da her şey var ya. O evet. Şey ona mesajı verdi. Ya ne garip bir dünyadayız ya. Ya acemime gidiyor bu dünya ya. Çok gariplerle dolu burası ya. Acaba orası nasıl olacak ya? Bayağı da merak ediyorum. Bugün şeyi merak ediyordum. Nasıl ölüm olacak diye. Sonra Ron dedi ki, yani ben fikrim. Lan onu ne merak ediyorsun? Öldüğünü hissetmeyeceksin. İnşallah diye dua ettim. Siz de inşallah. İnşallah. Hepimiz yani. İnşallah. Şehitler öldüğünü anlamaz. Onun için kabir hesabı yok. Men Rabbuki yok. Şeyde yok. Niçin yok? Ona delik. İmanlı gittiği için. Kabir hesabı imanın var mı yok mudur idi. Onun için şehit olduğu için imanı var. Onu sorgulamaya gerek yok. Çünkü Ubeyd isminde bir talebem vardı diyor. Şehit olmuştu. Benim kendisinin şehit olduğunu bilmiyor. Benim şehit olduğumu biliyor diye. Ve toprak altında bir mahzen yapmış. Beni oraya şey yapacak. Ve bana üzülüyormuş şehit olduğu. Oysa kendisi şehit. Aranızda birkaç kişi var şehit. Haberi yok. Şehit olduğum. Şu var ya. Ölmüş geçen hafta gömüşler. Öldüğünü bilmiyor. Bu hafta dersi gelmiş manevi. Ben geldim diyor. Hatta o şu anda ben değilim bir başkasıdır diyor. Ben öyle düşünüyordum be Hasan abi. Bir tanesi dedi ki, abi oğlum lan keşke öyle olsan lan dedim ya. Hiçbir şey anlamamışsın. Korkmak değil, sevinmen lazım. Peki. Sıkmıyorum değil mi sizi? Şualar 654. Öyle de yüzlerinin simaları hikmetli bir tarzda birbirinden farikalı ve ayrı olması kati delalet eder ki, yani herkes de organ aynı, kulak aynı, kulak bazıları burada değil, burada değil. Herkesin aynı yerde, burun aynı yerde olması ama simaların hikmetli bir tarzda birbirinden farikalı ve ayrı olması kati delalet eder ki, o sani vahidi ahad bir fail-i muhtardır. Yani burada ne çıkartmışız? Sima yüz değil, yüzde bulunan sima, bu tarafta her görene göre farklı anlaşılan. Benim simamı hepiniz farklı görüyorsunuz. Ben de sizi. Mesela sizin simanızı hanımınız, eşiniz, kızınız, oğlunuz, komşunuz, dayınız, fenişiniz. Herkes farklı görür. Kesinlikle. Bak şu anda sen farklı gördün. Şu anda girdiğin gibi değil. Yok seni görmüyor. Bu oldu. Şu an değişti sanki. Pat diye bir format oldu. Ne olduysa bilmiyorum. Dayanamadım söyledim. Şimdi şu hemen değişiyor yani. Mesela cama çarpın hiç değişmez aynasın. Ama ikide bir mesela aynaya lavaboya geçip durursan gözükürsün yoksa kaybolur. Burada haletin devam ediyor. Onun için pat 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 aniden değişebiliyor ve sabit olabiliyor. Acayip bir şey. Nasıl oluyorsa çak çak oluyor. Şimşek gibi bir şey oluyor. Ya bu ne biçim bir dünya ya? Ne biçim bir alem ya? Bazen aynada kendime bakıyorum. Şahsım için söylüyorum. Ama bakıyorum. Sakın bakmayın diyorum ha. Dikkatli bakmayın ha. Geçen hafta yoktu. Kendime bakıyorum. Şaşırmıyor musun? Şaşırıyorum bazen. Ve korkuyorum ben bazen biliyor musun gözümden? Ya diyorsun. Yapma. Sakın ha. Bak rica ediyorum. Sakın gözünüze oynatmadan şöyle bakmayasınız. İnan. Vallahi söylüyorum. Bak yemin ediyorum, üç gün uçtukmanda. Ben gözüme bu şekilde bakmaktan korkuyorum. Korktum ya. Allah Allah.
Baktım ki tuhaf tuhaf şeyler. Acayip acayip. Ulan dedim benim korktuğum gibi içim öyleyse. Ulan kim kim görüyor? Kim kimden korkuyor? İkisi de ben değil miyim? Ben değil miyim? Rabada kalıverdim. Bakma işte. Çöp için bakarsan, çöp kaçmışsan mesela. Ha çöp kaçmışsan, çöp için bakarsan olur. He doğru. Yani kim kimden korkuyor? Yani psikolojiyi de çok merak ediyorum ya. Ha, insan en çok kendisinden korkuyor. Oradan çıkarttım. İnsan en çok kendisinden korkuyor. Ölümden korkmuyor. İnsan çünkü içsel yapısından korkuyor. Şahit kendisi, biliyor kendisini. Kendisi, Allah ayette de diyor ki, kendisini kendisi bildiği kadar biz de biliriz. Dahi bileniz diyor bu manada. Beni en iyi bilen o Allah, o başka da benim. Benim içim, ben içimi seyrediyorum. O kim kimden korkuyor? Ben. İnsan en çok kendisinden korkar, kendisine kaçar. En çok kendisi olmak istemez. Hep başkası olmak ister. Bundan dolayı. Onu taklit eder, onu taklit eder. Öyle olsam, artist olsam, onun gibi olsam, alim olsa bilmem. Hiçbir zaman kendi kendisini kanaat edemez. Ben olmaya kanaat edemiyor. Oysa sen olmaya çok ihtiyacın var. Unutmayın bunu. Sen olmaya çok ihtiyacın var. Kaçma kendinden. Ya kaçmak zorunda kalma o zaman. Normalde ben diye alıştığımız şeyi aslında baktığımızda o benim ben olmadığını fark ediyor. Evet, yabancı geliyor bak. Kesinlikle yabancı geliyor değil, yabancı. Başka birisi. Bak. Korkuyorsun. Bak. Benim nefsim. Fazla sokma beni oralara da. Benim nefsim. Çok güzel. Benim ruhum. İkisi farklı yapı. Gözü ikisi de kullanıyor. Aklı ikisi de kullanıyor. Direksiyon. Kafir de oturur. Müslüman da oturur. Ben en çok aklımdan korkuyorum. Akıl beni aldatmasından korkuyorum. Aklım bana ihanet ediyor çoğu zaman. Çünkü akıl bir cihazdır. Eğer benim psikoloji sıkıntılarım benim aklım başıma sardı. Benim aklım getirdi onları. Kötü düşünmeseniz kendinizi kötü hissedemezsiniz. Başınıza belayı saran düşüncelerinizdir, aklınızdır. En büyük nimet akıldır, en büyük bela akıldır. Kendini kötü hisseden deli yoktur. Çocuk yoktur, hayvan yoktur. Akıl. Üç tane şahsiyet var. Benim nefsim, benim ruhum, ben olan ben. Ama bu gözden bakarken kim hangisi bakıyor? Bu mu? Bu mu? Bir baktım ki aşağılık bu bakıyor. Lan, yapın, kes lan onu dedim. Baktım ki bu bakıyor. Bu bakıyor. Yılan, akrep, çiyan, aşağılık, nefsem var, hep şey var, pislik var. Ustad diyor işte, akrep, yılan, domuz, ayı, hızır. Komisere diyor ki, sen gelmeden önce seni diyor, yılan suretini görüyorum diyor. Bir baktım ki göze, benim bu taraf var. Öyle dehşet aldım ki. Yabancı geliyor değil, yabancı zaten bu. Günahlar insana yabancıdır. Ben zannediyorum. Günahlar bize yabancı. Ondan sonra yabancı olduğundan dolayı yabanı kalmışız ve ben olmak istemiyorum. Benden kaçıyorum. Ben olmaktan utanıyorum. Ne derler diye yiyorum, ne derler diye giyiyorum, ne derler diye araba alıyorum, ne derler diye yaşıyorum. Ben başkasını yaşıyorum. Ulan bu yaşıma kadar kendimi yaşamamışım, yazık. Kendimle barışık değil, kendimi sevmiyorum. Sevmiyorum dedi, özgüven, ben yapamam, beceremem. Hayır, niye öyle diyorsun ya? En çok beni kızdıran odur ya. Nasıl ben bacaramam? Nasıl ben? Allah bile senden ümit kesmedi ya. Sen niye kendinden ümidini kesiyorsun? Allah canını almadığına göre senden hala ümidini kesmemiş. Şeytan bile senden ümidini kesmemiş. Hala seninle uğraşıyor. Ümidini kesmiş mi? Söylesin bir tanesini bana. Bir taneniz eliniz kaldırsın söylesin. Şeytan benden ümidi kesti. Söyleyin Allah rızası için. O zaman manyaksın, delisin, kafan gitti o zaman. Veya ölmüşsünüz, musalladasınız. Şeytan senden ümidini kesmedi de Allah senden ümidini keser mi? Sen kendine nasıl ümidini kesiyorsun? İşte o kafirlerdir ancak diyor.
yeis, Allah'tan ümidini kesen ancak kafirlerdir diyor ayette. Abi günahım çok. La kardeşim, konuşturma beni. Günahsız ortamda bile insan günah yapabiliyor. Adem aleyhisselam yapmadı mı hata? Günahsız bir ortam değil miydi cennet? Ulan günahsız ortamda hata yapabiliyorsun, günahlı ortamda hatasız olacağım. Ne diyeceksin kabre girince? Ne getirdin ey kulum? Ya Rabbi, senin sevgini getirdim. Ya Rabbi, seni sevenlerin sevgisini getirdim. Seni kimler seviyorsa onları sevdim Allah'ım. Senin için bunlar geldim. Ama rezil kepazeyim. Ama ümidim, senden beklentim çok yüksek. Çünkü sen Allah'sın. Benim günahlarımı yok edecekten daha güçlüsün. Aciz değilsin. Sana sevgimi getirdim. Sevemedim ama seni sevenleri sevdim. Seni sevenlerle beraber oldum. Senin düşmanlarınla düşman oldum. Senden dolayı. Ben hakikaten dikkat edin. Siz kendinize dikkat edin. Benim düşmanlarım, vallahi ben tedbir alıyorum yani. Benim düşmanlarıma baktığım zaman akrabam değil. Ortak iş yapmadım. Karısına kızına bir şey yapmadım. Malını çarpmadım. Niye bana düşman? Allah taraftarı olduğumdan düşmanlar. O zaman diyeceğim ki ya Rabbi, senin düşmanların senden dolayı bana düşmansa ben senin dostun değil miyim? Ya dinsiz düşmanlarınız varsa Allah dostusunuz demektir. Tabii ya. Allah ya, Allah niye böyle çerçeveye sokuyorsun? Allah var ya. Allah umduğunuz gibi de görmeyeceksiniz ahirette. Daha güzel göreceksiniz. Allah'ın muamelesi daha güzel olacak size. Allah razı olsun. O abi olur mu? İnanmıyorsan olmaz sana. Enay nezini abdili. Nasıl inanırsanız öyle olacak. Ama böyle bir Allah'a da sabah kalkıp namaz kılmak lazım. Çünkü çok kaliteli bir Allah. Tabii şey Allah. Allah. Allah hoş ya. Hoşuma gidiyor. Allah hoşuma gidiyor. Kamil-i mutlak. Kamil-i mutlak he. Öyle değil mi? Ağzımız ya. Abdülkadir abi. Kamil-i mutlak he. Onu demek istiyorum. Evet. Zat-ı akdes. Zat-ı mukaddes. Allah ne hoş ya. Allah hissetmeye başladığını fikredip, hissedip, mahsedip, zevk edip. Allah zevk etmeye başlarsan çocuk anasını emer gibi. Allah emmeye başlarsan hiçbir şey, ne cennet ne cehennem, endişe bile olmuyor. Allah'a böyle emmek ya, Allah zevk almak. Böyle bir Allah ya. En azından günahın da şöyle. Ya ya Rabbi, senin düşmanların bana düşman oldu. Senden dolayı. Ben senin dostun değil miyim? Bir tanesi bana kızmış. X bir şehre gittim de, dershaneye gittim. Bana soğuk davrandılar böyle. Oraya gittim, mutfağa gittim, öteki salona gittiler. Allah Allah. Oturdum biraz tek kaldım. Neyse birkaç dakika sonra öyle tıfılları gönderdiler, yani oturttular. Yani hakikaten yetim gibi hissettim kendimi. Dershanede yaptılar bunu. Dedim, biraz oturdum bayağı şey yaptım böyle, kalbim şey oldu, rencidi bak. Dedim ki delikanlı, o abiye söyle o abi. Ben ona bir haber getirmeye geldim dedim, söyleyip gideceğim. Buraya şey, onun için, bir haber için geldim. Oysa geldi. Ya Hasan kardeş kusura bakma dedi şey. Tamam abi yok ben sana bir şey söylemek için geldim. Kardeş buyur dedi. Allah'ın düşmanları bana düşman. Allah'ın düşmanları bana düşman. Çünkü Allah düşmanları oldukları için. Sen bana niye düşmansın? Sen Allah düşmanı mısın? Peki onlar bana diyor ki, kemalistler diyor ki, beni yorgulayıp ayağıma mermi sıkanlar, işkence yapıp dişimi kıranlar. Sen bizden değilsin. Dediler, doğru. Sen de diyorsun ki bizden değilsin. O zaman ben kim dedim? Hadi bende ne var Allah? Dur kardeş ya, yanlış anladım. Yine abdesti çıkıyordum. Yine böyle vicdan, arkadaş dedi, kalbimden vuruyorsun ya dedi ya. Yani hakikaten böyle insafı baktığın zaman, Allah düşmanları sana düşmansa sen Allah'ın dostusun kardeş. Günahların, günahlar ne yapalım kardeşim? Adem Aleyhisselam bile günahsız ortamda hata yaptı. Günah demeyelim tabii. Allah mahvet yani ya peygamberlerin değil mi? Hata yaptı. Yani yeme dedi yedi. Günahsız bir ortam değil mi cennet? Ama ben o ortamda değilim. Burası acayip.
Alim-i kemli fesat, her şey var. Her şey zebil. Lan adam abi delikanlı, siz de buraya gel. Lan sak mısın lan? Niye geldiniz lan buraya? Hakikaten acayip bir şey ya. Niye geldiniz? Televizyonu interneti bırakmış gelmişsiniz. Şimdi ne demektir bu? Ya Rabbi, ben de senin davandanım. Ben de senin yanındayım. Okşamak için ne fiil bu yani? Niye internetin, televizyonların karşısına kalkmışsın, gelmişsin buraya? Niye geliyorsun kardeş? Bir de bir sürü fırça yiyorsun belki ben. Allah dostu olduğun için. Ya. Elhamdülillah ya. Şurayı okuyayım kesiyor. İyi ki dava var be. İyi ki dava var. Zannediyor musunuz? Dava burada biter. Bu aşk burada biter. Aşk yeni başladı. İki aylık mesafe var. Dördüncü söz. İki aylık mesafe var. Bir günlük mesafede bir istasyon var. Kabir. Lan 59 gün nerede? Önümüzde daha. İki aylık mesafede has bir çiftlik yok mu? Cennet diyor. Öyle değil mi size dördüncü sözde? Peki bir gün sonra bir günlük mesafede bir istasyon var. Orada diyor sermaye göre bilet alınır. Uçakla mı, trenle mi, yaya mı, gemi. Orası kabirdir diyor. Bir gün harcadık 59 günlerde. Ondan sonra arkadaşlar sizinle dostluğumuz 59 gün daha var. Beraber yolculuğumuz daha yeni, aşk yeni başladı. Orada ders yapacağız mı? Hem de ele kadar, enfusi vallahi, ta dibine kadar. Eğer yapmazsak, Mert'in diyor. Tadı olmadı aslında. He? Dersiz tadı olmadı. Vallahi olmaz, hiçbir şeyine rağmen, aferin lan. Dersiz tadı olmaz diyor vallahi. Geçmeyiz ama diyor. Abi hani var ya, abi bir şey getir de bir şeşmiş oynayalım, bir şey yapalım diyor ya. Hani abi bir şu enfosu bir ders yaptı abi, kendimize gelelim olacak. Müzakere ilmeye devam edecek, o şu anlarda söylüyor. Kabirde Hafız Ali abi diyor karşılayacak diyor. Var ya, Nur Talebi'de, dershaneye. Dershanecilik devam ediyor arkadaş. Ya nüker mekeri, zebani mi zannediyorsunuz ya? Soracaklar sana, Allah imanın var mıydı? Üç tane soru var. Men Rabbuke, men Nebi, men Dinike, men Kitabuke. Üç tane. Ulema demiş ki dördüncü soru da sorulacak. Birincisi şey Allah'a, Allah'ın kim? Kitabı, dinin. Sonra bir insan gösterecek dermiş. Ekser ulema öyle diyor. Diyecek dermiş ki o cevap ver. Bu kim? Bu benim Hazreti Peygamber, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ruh görüyormuş onu. Ruhunu biliyor. Ruh. Yani ben görmedim diyorsan ama ruh görüyor. Eğer ruhu ona uygun değilse, tanımıyorum kim? Ha? Tabii ki tanımazsın. Burada tanımayınca, orada da nasıl tanıyacaksın? Namazı yok, sünnetin yok. Hani, evet. Ruh tanımayınca tanımayacak. Şimdi sana gösterecekler, bu benim Hazreti Muhammed peygamberim ya kardeşim. Tamam, sen böyle diyeceğini biz de zaten biliyorduk. Tamam, Allah mübarek etsin seni. Hadi bakalım, pişt, bitti. Ondan sonra ustada teslim. Orada medreseli cip devam. 59 gün devam ediyor bu süre. 2 aylık mesafe 60 eder. Bir gün dünya hayatıdır diyor Allah Resulü. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanır. Biz şu anda uyanma faslıyız diyoruz. Uyanma. Bütün Risale derslerini ustattan alırız. Evet. Hem de sahibinden, ustattan değil, Allah'ı Allah'tan öğreneceğiz. Şu anlarda öyle diyor. Aradığımızı aradığımız zattan sormalıyız diyor. Allah Allah. İsmi Azam mertebesinde ders almak bu demektir. Peygamberi peygamberden öğreneceksin. Ustattan değil. Ustat buraya kadar ustatlık yapmış. Şu şeyi okuyayım yeşili ondan sonra kestim. Sima yüz değil, yüzde bulunan sima. Bu taraf her görene göre farklı anlaşılan. Yani simaya bakanlara farklı mana anlaşılıyor. İşte herkese farklı mana veren, aktaran yön simalarımızdır. Yani farklılıklar simadır. Peki bu kaçıncı sayfaydı? 13 mu? Bakayım 13 olduğunu nasıl anlarız? Üst köşedeyiz. Nereden yazıyoruz? Sol üst köşe. Çerçevede. Ha şu ha tamam. O zaman unutmayın ya inşallah haftaya sağsak sima 14'ten devam edeceğiz. Yani isterseniz değişik konuyu bir araya verebiliriz. Sima böyle mi devam ediyor? Ama simayı çıpı da çıkaralım isterseniz. Tamam. Öyle güzel oluyor. Ondan sonra çocuklarda şey, çocuklara bakıyorum bir de.
kendi özelim. Size geliyorum ya evlerinize. Sağ olun yani bazı arkadaşlar var şimdi bakıyorsunuz bana. Çocuklarına, bebeklerine böyle hepten 3.5'a kadar iken hiç kağıt gibi hiçbir şey gözükmüyor. Kim oldu hiçbir şey gözükmüyor. 3.5'a kadar çocuklar cinsiyetini bilmezler. Eşyanın canlı ve cansızı bilmezler. Onun için çocuk arabayı böyle yapar. Gel diyor gelmez. Gider kırar. Niye gelmedin ya? Çağırdım seni canlı bildiği için. Kız da bebeğini kırar. Niye kalkmadın? Böyle yaptık. Yani 3.5'tan sonra şey yapar. 3.5'tan sonra belirlenir. 3.5'a kadar hiçbir şey gözükmüyor. Acayip bir şey. Sima. Böyle bakıyorsun böyle. Allah Allah. Ne temiz. Peki. Vahir davahu men ilhamdülillah. Abi çok özür diliyorum. Bugünkü ders yani iftarda yenilen 3 günlük yemek gibi ağır geldi bana. Rica etsem soda niyetine bir grufu makatta çok kısa en fazlası 5 dakika herhalde. Dua yerine diyor. O zaman dediğimi yapın. Gözünüzü kapatın. Gözünüzü kapatıyorsunuz. 2. Sesimi beyninizin içinde görün. Orada. Çünkü kapat onu da. Evet. Kur'an hem dinleyin. Gözünüzü kapalı dinleyin. Kur'an nasıl ki sese ben kültürümü, fikirlerimi, duygularımı, hislerimi, itikatlarımı yüklediğim gibi Kur'an da Allah ile sohbet olduğundan ayet sizin dimağınıza gelince orada format değiştiriyor. Nasıl ki gözden gelen resim, kulaktan giren ses format değiştirerek canlı ve ruhlu oluyor içeride, aktif ediyor. Kur'an da geldiği zaman simadan, kulağınızdan formatı değiştirerek ilim, irade, kudrete dönüştüğünü ustad söylüyor. İlim aynı kudrettir diyor. Beyninizde kudrete dönüşecek ve yapılandıracak sizi. Beyninizin ortasında hissedin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mura. Elif lam mura. Elif lam mura. Allah. Elif lam mim. Elif lam mim. Elif lam mim.
Elif Lam Mim Ra. Elif Lam Mim Ra. Taha. 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 Tasin. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 أج ilim kudrete dönüştüğüne delil mayışmanızdır. O kadar ruhsal sıkıntıyı bitirdi ki böyle bir hal oldu. Bu iki manaya geliyor. Bir, günahların gittiğine delil veya diyor bazı alim, sebabın zirve yapıp günahın gözükmemesine delil. Şu anda yumuşaması vücudunuzun bundandır. El-Fatiha.